Öyle bir 15-45 efsanesi düşünün. Giant Alex gibi büyüme özelliği olsun, Marcus gibi kılıç işlerinde usta olsun ve aynı zamanda da kendine ait özellikleri olsun. Cidden yani epik bir 15-45 efsanesi diyebilirim. Yani dostlarım belki de 15-45 ailesini bile yani yenebilir, hatta 15-45 ailesinin yani lideri bile olabilir. Bugün o kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Hikayeyi anlatırken ne demek istediğimi yavaş yavaş anlayacaksınız dostlarım. Evet, Luka 15-45 efsanesinden bahsediyorum. Bu esrarengiz varlığın karakterine baktığımızda ise oldukça diğer 15-45 efsanelerinden farklı temalı, aynı zamanda böyle glitch detayları falan olsun karakterinde, yani bayağı kılıç işleriyle uğraştığını yani anlayabiliyoruz. Yani bu karakterin böyle kılıç şeyi falan derken de dostlarım, biliyorum bu tarz hatırlatmaları sevmiyorsunuz, fakat bu tarz videolar için dostlarım yani bayağı uğraşıyorum. Sizlerden de hemen altta aşağıdan abone ol tuşuna osuruk atarsanız, like tuşuna da tekme tokat dalarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Daha da fazla uzatmadan isterseniz hikayeye adım adım geçelim. Günlerden bir gün arkadaşım Fluffy ile canımız çok sıkılmıştı ve Minecraft oynamaya karar verdik. Tatlısından bir Minecraft sunucusu açmıştık. Bu klasik hayatta kalma sunucusuydu. Arkadaşım yani Fluffy ile saatlerce oynadıktan sonra etrafta yine başıboş gezerken gözüme bir şey takıldı. Evet, bu bir mağaraydı. Fakat mağaranın zemininde Minecraft'ın içinde olmayan TNT tarzı yani mayınlar ile döşeliydi. Her ne kadar içimden korksam da yani bunu arkadaşımın yaptığı belliydi. Ya da ben öyle düşünüyordum. Ve hemen çaktırmadan sunucunun mod klasörüne baktım. Karşıma bir dosya türü çıktı. Dosyanın ismi ise Lookex'iydi. Bu dosyanın ne olduğunu merak ederek direkt açmaya çalıştım. Açtığımda ise beni 2 saniyelik beyaz bir ekrana atmıştı ve sonrasında kapanmıştı. Yani ne olduğunu anlamasam da cidden bilgisayar başında karnım bayağı bir acıkmıştı. Ve oyuna tekrardan girip arkadaşım Fluffy'ye yani oyundan çıkacağımı falan söyledim. Lakin oyundan çıkmaya çalıştığımda ise ekranda bir yazı belirdi. Luka oyunu kilitledi adındaki bir uyarı çıkıyordu. Ne yapacağımı bilemedim. Direkt chatten arkadaşıma yazmaya başladım. Ne kadar hızlı yazdığımı hatırlamıyorum, fakat bu sefer chatten bir mesaj gönderildi. Chatteki mesaj ise Noah etkinleştirildi adında yani ürpertici bir mesajdı. Ve arkadaşıma ne kadar yazsam da arkadaşım Fluffy yani cevap vermiyordu. Delirmek üzereydim. Artık bir şeylerin ters gittiğini anlamıştım. Yani ekranıma çıkan Luka seni kilitledi, yani chatten atılan Noah etkinleştirildi adında mesajlar falan, ya benimle oyun oynanıyordu ya da cidden bilgisayarıma sağlam bir virüs girmişti. Hemen kimse var mı diye bir mesaj attım. Mesajı atar atmaz direkt cevap geldi. Herkes var adında bir cevap aldım. Fakat yani mesajı gönderen kişi yani belli değildi. Yani bu olayı sizlere nasıl anlatsam bilmiyorum dostlarım, fakat yani Minecraft'ta chatten mesaj atarsınız ya, yani yanda isminiz gözükür. Yani o şekilde, fakat yani o mesajın yanında yani hiçbir şey yokmuş dostlarım. Direkt chatten o mesaj belirmiş sadece. Ben de hemen sen kimsin, Noah ve Luke adındaki kişiler kim, ne oluyor adında bir mesaj yazdım. Ve o mesajı atar atmaz chatten isimler belirdi. Tam da benim sorduğum soruya cevap veren bir nitelikte yani Noah ve Luke adında oyuncular sunucuya katılmıştı. Katılır katılmaz da direkt chat'e burası karanlık değil diye yani spam atmaya başladılar. Üstüne de bu tarz olaylar yaşıyorum. Yani onlara cevap olarak da burası karanlık falan diye yazmaya başladım. Yani inanın orada heyecandan
ne yazacağımı bilmiyordum. Fakat ne kadar yazsam da artık cevap alamadım. Ne o Noah adında kişiden cevap vardı ya da Luke adındaki kişiden cevap falan yoktu. Hem chatten mesaj atıyordum hem de biraz etrafta gezinmeye başladım. Ve cidden de birileri bana musallat olmuştu. Etrafta gezerken bir sürü glitchlenmiş bloklar görmem, evimdeki eşyalarım ve envanterimdeki eşyalarımın glitch bloğuna dönüşmesi, yani zaten bilgisayarıma virüs girdiğini buradan anlamıştım. Artık ne yapacağımı bilmiyordum. Fluffy adındaki arkadaşıma ulaşamıyordum. Yani Minecraft'ı kapatamıyordum. Bilgisayarımı kapatamıyordum. Yani etrafa bakınmaya çalışırken karşıma upuzun boylu birisi göründü. Evet, isim etiketi vardı. İsmi Luke1545'ti. O kadar korkmuştum ki yani chatten mesaj atmak yerine ona saldırma kararı almıştım. Lakin ona maalesef vurduğumda oyun tamamen çöktü. Oyunun çökmesiyle birlikte maalesef bir daha o sunucuya giremedim. Ve yani başka sosyal medyalarından arkadaşıma yazdığımda yani arkadaşım sadece sunucudan atıldığını bana yani söyledi. Evet, yani dostlarım Luke1545'in hikayesini yani sizlere kısaca anlatmaya çalıştım. Cidden ne kadar sıkıntılı bir efsane olduğunu dediğim gibi anlayabiliyoruz. Eğer bu efsane hakkında teorileriniz falan varsa yorumlar uçun dostlar. İsterseniz bu efsanenin biraz da özelliklerinden bahsedeyim. Zaten hikayeden de görmüştük, üst düzey hackerlık yani glitch yetenekleri var. İstediği şeyi yapabiliyor mu? Artık bilmiyorum dostlarım, size böyle hikayeyi biraz da kendi yorumlarımı katarak yani anlatmaya çalıştım. Oyuncunun etrafta glitch bloklarını görmesi, yani eşyaları falan glitchlenmesi, yani bu Luke1545 direkt böyle yasaklı bir Minecraft sürümünden fırlamış gibi yani o vibe'ı veriyor diyebilirim. Ve en epik özelliklerinden birisi ise yani Giant Alex ve diğer efsaneler gibi büyüyebiliyor dostlarım. Ve büyüyünce de arkasından yani ayak izleri bırakıyor. Yani bu cidden bayağı epik bir şey ve hikayede fark ettiyseniz Luca'yı normal bir karakterle görmemiş. Normal büyük halini görmüş. Yani Luca belki küçük olmayabilir dostlarım. Yani normal oyuncu boyuna gelmeyebilir. Belki de kendisi tamamen Giant Alex gibi büyük bir efsane olabilir. Evet, şaka yapmıyorum. Yani büyüme özelliği olması 1545 efsanesine göre yani bayağı bir OP özellik diyebilirim. Baktığımda diğer 1545'ler gibi yıldırım çarptırma ve kolunu kaldırma özelliği de varmış. Bakın dostlarım, bu da kenara yani not alınabilir. Ve creepypasta da belirtilmemiş fakat yani bu Luke1545 efsanesi bir Minecraft şirketinde çalışıyormuş. Sizce dostlarım bu şirket ne olabilir falan, yani yorumlara teorileriniz falan varsa belirtmeyi unutmayın. Yani ben şu an çıkaramadım. Baktığımda maalesef özellikleri ve hikayesi Luke'nin bu şekilde. Ben daha da fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.